Şimdi devam edelim gelişmeleri bizler de aktarmaya. Hasret Kaya dediği gibi aslında önemli bölgeden gün içindeki gelişmeleri takip edecek ve bize aktaracak. CNN Türk ekibinden arkadaşlarımız hem Enver Kaptanoğlu, Emir Ünlü ve Hasret Kaya ile Buğra Benlioğlu gelişmeleri takip ediyor. Bugün önemli bir gün, 4. Cuma günü ve bölge kritik aslında. Neler yaşanacak gün içinde de takip edeceğiz. Ama şimdi dönelim. Amerika Birleşik Devletleri cephesine bakmakta yarar var. Oradan nasıl açıklamalar geldi? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Hamas'ın yeniden toparlanmasına yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini açıkladı. Bu ne anlama geliyor? İlerleyen dakikalarda konuklarımızla konuşacağız ama gelen açıklamanın ayrıntılarına detaylı bir şekilde bakalım. Pentagon sözcüsü General Ryder düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Generalin yapmış olduğu açıklamada İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Hamas'a yeniden toparlanmaları için zaman tanıyacak ve İsrail vatandaşlarıyla başkalarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye insani yardımın girmesini, esirlerin ve diğer vatandaşların çıkmasını sağlamak için insani ara verilmesine desteklediğini duydum diyen General, Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın da mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunda ele alındığını belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı konuyla ilgili İsrail-Filistin çatışmasına insani ara verilmesine ilişkin çatışmaya herhangi bir ara verilmesi Hamas'ın yararına olur. Bu bir gerçek ifadelerini kullandı.